Adnan Menderes Üniversitesi Akçam Meslek Yüksekokulu Halkla İlişkiler ve Tanıtım Programı'nda görev yapmaktayım. Tema projesi 2004 yılında Google Maps uygulamasından sonra bazı fikirler, haritalama ile ilgili fikirler geliştirmeye çalıştık. İlk önce sadece haritalama yapan proje, fon şirketlerinin düzenlediği yarışmalar ölçüsünde çeşitli değişikliklere uğradı. Bugün görüntüleme ve haritalama sistemi olarak hizmet yapmakta. Biz projemizin başlangıcında tamamen organik hayvanlardan yola çıktık. Canlı hayvanları kullanarak istihbarat ağı oluşturulabilir mi? Bununla ilgili projeler üzerinde durduk. Fakat hayvanları detaylı incelediğimizde sadece organik hayvanlardan yola çıkmanın bazı dezavantajları olduğunu gördük. Ve robotik arı ortaya çıkan dezavantajlardan dolayı oluştu. Projemiz köpek, tilki, kaplumbağa, kuş üzerinde başladı. Köpek, tilki ve kaplumbağada herhangi bir sorun yaşamazken kuşlarda özellikle yönlendirme ile ilgili bazı sorunlar yaşadık. Ses ve titreşim frekanslarında dengelerini kaybeden kuşlar istediğimiz pozisyonda olmamaya başladılar ve havadaki görüntüyü alabilmemiz için robotik arı fikrini doğurtmak zorunda kaldık. Robotik arımız gerçek bir organik arı kurgusunda yapıldı. Bir kozamız var. Robotik arı bu koza içerisinde barınmakta. Ve kraliçe arımızın ayrıca sadece ses kaydı yapan 6 tane de işçi arısı bulunmakta. Robotik arıyı genel olarak tanıtmaya çalışırsak, robotik arı üst kısımda bir chipset var. Bu chipsetin üzerinde GPS desteği veya Wi-Fi desteğimiz var. Bu uzaktan yönetim sağlamak için koyduğumuz bazı destekler. Ayrıca kanatları hareketlendirmek için ve yön algısı kazandırmak için yaklaşık 2 meyve boyutunda bir motorumuz var. Aramızın arka kısmında bateri denilen bir şarj ünitemiz var. Aramızın uçmasını sağlayan şey kanatlar değil, sadece yön vermek için kanatları kullandık. Orta bölümdeki helyum tankımız arımızın yaklaşık 20-25 metre yükselmesini sağlamakta. Kanatlar sadece %10 oranında uçuşa destek olmakta ama tüm yönler kanatlar vasıtasıyla verilmekte. Herhangi bir ihtiyaç anında veya tehlike anında ses elde etmek istediğimizde tıpkı bir arının iğnesi gibi tasarlanan bir parmak mikrofonumuz var. Bu istenildiğinde devreye giren bir şey. Kameramız 2 megapiksel boyutunda çekimler yapabilmekte. Özellikle kamera üzerinde Ar-Ge çalışmaları düşünmekteyiz. Yaklaşık 500 metre çapında bir hareket yeteneği var. Bunu kontrol ünitelerimizle uzaktan kontrol edebiliyoruz. İstihbarat anında eğer o lokasyonda bulunuyorsak kullandığımız özel kumandayla aramızı kontrol edebiliyoruz. Kraliçe arıyı kontrol ettiğimizde 6 işçi arı zaten otomatikmen bunun GPS komutlarına bağlı olduğu için birlikte hareket etmekte. Ayrıca lokasyondan uzaksak uzak yönetimi sağlayabilmek için bir kontrol merkezimiz var. Kendi yazılımımızla arımızı istediğimiz lokasyona yönlendirebiliyoruz. Arımız ses görüntüsü, ses ve görüntü alabilmekte. Hocam şu anda robotik arılarımız nerede? Sanırım bir yarışmada da ödül aldık. Bununla ilgili de biraz bilgi alırsak. Projemiz 2007 yılında Microsoft Imagine Cup yarışmasında derecesini almıştı. 2012 yılında ise Kore'de, Güney Kore'de Seongnam şehrinde düzenlenen Temok Uluslararası Yazılım Yarışması'nda boy gösterdi. Şu anda Ar-Ge çalışmalarının tamamı Simon Fraser Üniversitesi çatısı altında gerçekleştirilmekte. Yazılımı ortak yapmaktayız. Özellikle yazılım konusunda aktif olarak çalışmaktayım. Hocam şu anda bu robotik arıların yani setin maliyetleri nedir? Setin şu anki maliyeti 10.000-15.000 dolar civarında. Setten kastettiğimiz bir kraliçe arı, 6 işçi arımız bulunmakta. Kraliçe arımız multimedya görüntü alabilmekteyken işçi aralarımız sadece ses alabilmekte. Buradaki amacımız SoundPlayer programımız var, özel bir yazılımımız var. Çok gürültülü ortamlarda da ana sesi kaydedebilmemiz için
sesleri katmanlaştırıyoruz. Gürültü kaynaklarına diğer arıları yönlendiriyoruz ve sesi bir çeşit filtrelemeden geçerek ana sese ulaşabiliyoruz. İstihbaratta özellikle gürültülü ortamlarda önemli bir ses, önemli bir kişiden ses alınmak istenildiğinde bu program filtreleme yazılımı oldukça işimize yarıyor. Evet, hocam bu robotik arıların ARGE çalışmaları devam ediyor mu? ARGE çalışmaları devam ediyor. ARGE çalışmalarını 3 ayakta yapıyoruz. Birincisi 2 megapiksel görüntü en çok projemizi tehdit eden kısım. Çünkü yaklaşık 20-25 metrelik bir mesafeden 2 megapiksellik görüntü şu anda yeterli ama gelecekte yetersiz olacak. Bunun için vektörel çekim yeteneğini adapte etmeye çalışıyoruz. Vektörel çekim yapabilmek için pahalı lensler, akit lens denilen lenslere ihtiyacımız var. Şüphesiz bu robotun maliyetini artıracak. Fakat seri üretimde şu anda kullanılan sistemlerden çok daha ucuz sistemler elde edebileceğiz. Robotik aramıza ikinci ARGE kısmımız GPRS destekli bir yönetim. Wi-Fi destekli yönetimimizde şöyle bir durumumuz oluşuyor. Bilginin güvenliğini sağlayamıyoruz. Elde ettiğimiz bilgiler bir sniffer vasıtasıyla başkaları tarafından elde edilebilir. Fakat GPRS'de point to point denilen noktasal ulaşım olduğu için projemizi GPRS destekli üzerine kurgulamayı planlıyoruz. Tamamen Wi-Fi desteğini ortadan kaldıracağız. Ayrıca GPRS destekli olduğunda access point denilen ulaşım noktalarına ihtiyacımız kalmayacak ve mekan sınırı olmadan robotlarımız çok kolaylıkla yönetilebilecek. Sadece robotlar değil, ses ve titreşim frekanslarıyla ayrıca organik varlıklar da, köpekler, tilkiler veya kaplumbağa da uzaktan yönetilebilecek. Uçuş süresiyle ilgili bir sıkıntı. Uçuş süremiz yaklaşık 2 saat. O uçuş süresini artırmayı planlıyoruz. Akit lensler özellikle şimdiki kullandığımız lenslerden çok çok hafif bir lens. Ağırlık azaldıkça şüphesiz uçuş süremiz de artacak. Buna paralel olarak yine lenslerimizin ağırlığı azaldıkça uçuş yüksekliğimizi de istediğimiz noktaya getirebileceğiz. Hedeflediğimiz yükseklik 50 metre. 50 metrenin üzerinde zaten elde edilen başka sistemler var. O veriler farklı araçlarla elde ediliyor. Mesela 50 metrenin üzerinde bir anka aracından elde edilen veriler de yeterli olabilmekte. Fakat bizim sistemimiz diğer sistemlerinden nazara multimedya görüntüsü, ses görüntüsü, yakın çekim gibi veya 3 boyutlu çekim gibi çeşitli yeteneklere sahip olması. Robotik arıları ülkemizin terörle mücadelesinde aktif olarak kullanabilme imkanımız olabilir mi? Şu anda terörle mücadelede ANKA denilen havasız insansız hava araçları kullanılıyor. İsrail'den özellikle aldığımız çeşitli insansız hava araçları var. Bunların görevleri tabii hani farklı görevlerle kullanılıyor. Uydusal sistemlerle elde edilen görüntüler ayrıntılandırılabiliyor. Fakat bizim robotik aralarımız daha mikro düzeyde veriler elde etmeyi planlıyor. Mesela yukarıdan bir insanın en fazla başını görebilirsiniz, ensesini görebilirsiniz. Fakat robotik aralarla multimedya görüntülerini elde edebilirsiniz. Bir ses görüntüsü elde edebilirsiniz. Herhangi bir aranın konumunu değiştirerek kişinin yüzüyle ilgili çeşitli verileri elde edebilirsiniz. Elde ettiğiniz yüz bilgilerini Face Battle denilen bir yazılımımız var. Bu yazılımla yüz tanıma sistemimizde yüzünü tanıyabilir, tehlike durumlarını, risk durumlarını belirleyebilirsiniz. Yani makro düzeyde, insansız hava araçları makro düzeyde veriler elde ederken bizim robotik yarımız ve diğer kullandığımız hayvanlarla mikro düzeyde veriler elde edeceğiz. Peki bunun faydası ne? Bunun faydası makro düzeyde elde ettiğimiz veriler mikro düzeyde çözümlenecek. Bunlar belirli bir gerçeği oluşturacak ve operasyonel durum daha netlik kazanabilecek. Yani yardımcı unsurlar olarak kullanılması ulusal güvenlikte şüphesiz faydalar verecektir. Yüz tanıma sistemi dediniz. Bunu o zaman büyük şehirlerimizde İstanbul gibi veya daha farklı şehirlerde aranan suçluların bulunmasında da avantaj olarak görebilir miyiz? Şüphesiz görülebilir. Sonuçta her proje esnek bir proje. MOBESE sistemleri, yazılımları yavaş yavaş yüz tanıma veri tabanlarıyla birleştirilmekte.
Fakat bu sistemler sabit sistemler olduğu için, hareket yetenekleri çok kısıtlı olduğu için bazen görüntü alınamamakta. Robotik arılar tamamen mobil olduğu için, istediğiniz şekilde yönlendirebileceğiniz için büyük şehirlerde suçluların tayini için şüphesiz ulusal güvenlik sadece sınırlarda değil, ülkemizin içerisinde de geçerli. Ülkemizin içerisindeki herhangi bir tehdit durumu veya yüz tanıma sistemiyle bu durumun tespiti mümkün. Yazılımımız yaklaşık bir karede 700'ü tanıyabilme özelliğine sahip. Yaklaşık 1 milyon 100 veri tabanımız var. 1 milyon 100'ü yaklaşık 8 saniyede tarayabiliyor. Yani tespiti olarak da şu anda yazılımımız iyi noktada. Fakat bunun şüphesiz artırımını sağlayacağız. Fakat sınır güvenliğinde şu anki durumumuz, veri tabanımız ve Face Battle programımız çok iyi çalışıyor ama şehirler söz konusu olduğunda yazılımı mutlaka geliştirmek gerekiyor. Çünkü daha yüksek hızlara ihtiyacımız olacak. Açıkçası biz şehirlerde kullanımı ile ilgili şu anda bir çalışma yapmamaktayız. Fakat proje şüphesiz fon şirketleri tarafından yönlendiriliyor. İhtiyaç olduğunda bununla ilgili geliştirme o kadar da zor olmayacak sanırım.